Doğu Türkistan'da Çin'in sözde eğitim adı altındaki hapishanelerde mahkum olan 4 ile 6 milyon arasında bulunan Uygur ve Kazak Türklerinin organlarının çalındığı ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre Çin hapishanesinde şehit olan 78 yaşındaki Ömer Bek Bekir'in babasının sağlam bedeninin kesildiği ve bazı organlarının Çinli yetkililer tarafından çalındığı bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesini talihsizlik olarak nitelendirdi. Bakanlık sözcüsü, başkent Pekin'de yaptığı olağan basın toplantısında Khashoggi'nin öldürülmesi konusunda Suudi Arabistan'ın açıklamalarını ve soruşturma süreciyle Türkiye'ye dahil tüm tarafların açıklamalarını takip ettiklerini belirtti. Çin Savunma Bakanı Wei Feng, Perşembe günü yaptığı açıklamada herhangi birinin Tayvan'ı Çin'den ayırmaya çalışması durumunda Çin Silahlı Kuvvetleri'nin harekete geçeceğini söyledi. Açıklama Pekin'deki Xinjiang Forumu'nda yapıldı. ABD ile Çin arasındaki sorunların başında Güney Çin Denizi geliyor. Her iki ülkede Çin Denizi'nde egemenlik yarışı veriyor. İngiltere'nin Suudi Arabistan ve Yemen savunma ateşesi Albay Brian Lees, gazeteci Cemal Khashoggi'nin cinayetinden sonra Suudi Krallığı'nın saygınlığını ve güvenilirliğini düzeltmek için Veliaht Prens Selman'ı görevden alacağını iddia etti. Lees ayrıca Kral Selman'ın kraliyet ailesinin diğer üyeleri ve danışmanlarıyla yapacağı görüşmeler sonucunda Veliaht Prens Selman'ın yerine kimi veliaht olarak atayacağına karar vereceğini söyledi. ABD'de 6 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine 2 hafta kala şüpheli paket furyası sürüyor. ABD'de pazartesi günü George Soros'a, dün de Barack Obama ve Hillary Clinton'ın da içinde bulunduğu isimlere gönderilen patlayıcı içeren paketlerin dünkü adresi oyuncu Robert De Niro ile eski başkan yardımcısı Joe Biden oldu.